ve 24. gece. Genç Dünyazat ablasıyla eniştesinin işleri bitirip oturduğu halıdan kalkıp Şehrazat'a, ablacığım, senden rica ediyorum, güzel Hasan Bedreddin ile amcası Şemşeddin'in kızı olan karısının o çok hoş öyküsünü tamamla. Tam da şu sözlerde kalmıştın, büyük anne, hareması sahite bir göz atıp ona. Acaba ne söylemişti? Lütfen, demiş. Şehrazat, kardeşine gülümsemiş ve ona, evet, tabii. Tüm kalbimle ve en iyi niyetimle öyküyü tamamlayacağım ama Yüce Şah'ım izin verdikten sonra demiş. Bunun üzerine büyük bir arzuyla öykünün sonunu bekleyen Şah, Şehrazat'a konuşabilirsin demiş. Şehrazat da anlatmaya başlamış ey bahtı güzel Şah'ım, işittim ki, Acip'in büyük annesi öfkelenerek uzaktan köleye bakmış ve ona ne felaket. Bu çocuğu baştan çıkaran sen misin? nasıl oluyor da sıradan aşçıların, tatlıcıların dükkanla onu sokmaya cesaret ediyorsun, demiş. Acip'in büyük annesinin bu sözlerini duyan hareması, çok korkmuş ve hemencecik inkar yoluna gitmiş ve biz dükkana asla girmedik, sadece önünden geçtik, diye haykırmış. Ama inatçı Acip, vallahi. Pekala dükkana girdik ve tatlı da yedik, diye haykırmış. Ve de haincesine ve sana da tekrarlıyorum büyük anne, Yediğimiz şey senin burada bize yedirdiğinden daha iyiydi diye eklemiş. Bunun üzerine büyük anne daha çok kızmış ve homurdanarak kayınbiraderine kara yüzlü harem asının müthiş suçunu bildirmeye gitmiş. Ve veziri köleye karşı öylesine tahrik etmiş ki doğası bakımından zaten çok hiddetli olan ve durup dururken herkese bağırıp çağıran Şemseddin, yengesiyle birlikte acip ile harem asının bulunduğu çadıra ulaşmak için derhal yerinden fırlamış. Ve de Said, Acip ile birlikte bir tatlıcının dükkanına girdin mi? Girmedin mi?" diye haykırmış. Ve dehşete düşen hareması, "Biz hiç oraya girmedik." diye yanıt vermiş. Fakat muzip Acip, "Girdik işte. Girdik oraya." ve de yediğimiz şeye gelince. "Ha! Büyük anne. O kadar güzeldi ki, şuraya gelinceye kadar tikindik. Sonra da içine kar doğranmış lezzetli bir şerbet içtik." Allah'ım! Ne kadar güzeldi. Ve yiğit tatlıcı, büyükannem gibi şekeri eksik koymamıştı, demiş. Bunu duyunca, vezirin köleye karşı hiddeti iki kat olup aynı soruyu yeniden yöneltmiş, fakat hareması inkar etmeyi sürdürmüş. Bunun üzerine vezir ona, Said. Sen bir yalancısın. Ve kuşkusuz doğruyu söyleyen bu çocuğu yalanlamak küstahlığında bulunuyorsun. Bununla birlikte yengemin hazırladığı şu tatlıyı olduğu gibi yiyebilirsen, sana inanmaya razıyım. Bu bana senin aç olduğunu kanıtlayacak, demiş. Bunun üzerine Said, Bedreddin'in dükkanında gırtlağına kadar doymuşken, bu öneriye boyun emek zorunda kalmış ve nar tatlısını yemeye niyetlenmiş ama daha ilk lokmada durmak zorunda kalmış çünkü gırtlağına kadar doluymuş. Ve aldığı lokmayı hemen dışarı çıkarmış. Ama bir gün önce öteki kölelerle pek çok yemek yediğinden mide fesadına uğradığım söylemekte gecikmemiş. Fakat vezir, hemencecik haremasının, aynı gün, tatlıcıya girdiğimi anlamış. Öteki kölelerle onu yere yatı itip tüm gücüyle kamçılamış. Bunun üzerine hareması, darbelerden kurtulmak için kurnazca özür dilemiş ve haykırarak, efendim, dün bir hazımsızlığa uğradım, demeye devam etmiş. Vezir, kamçılamaktan yorgun düştüğü için durmuş ve Said'e, haydi bakalım. Gerçeği itiraf et, demiş. Bunun üzerine hareması karar vermiş ve peki efendim, Acip'in söylediği doğru. Çarşıda bir tatlıcıya girdik. Getirdiği tatlı öylesine nefisti ki, hayatımda böylesine güzel bir şey yememiştim. Ama şimdi yediğim şu tiksinti verici ve berbat tatlıyı tatmış olmak ne felaket, ya Rabbi ne kadar kötüydü demiş. Bunu duyan vezir çok gülmüş ama büyük anne artık hiddetini tutamamış ve en ince yerinden yaralanmış gibi "Ah yalancı. Senin tatlıcından hemen bir kase tatlı getirmeni istiyorum." söylediklerinin hayal mahsulü olduğu anlaşılacak. Evet sana gidip aynı tatlıdan bir kase daha getirmene izin veriyorum. Getirdiğin vakit, bu, bize, benim yaptığım ile onunki arasında kıyaslama yapma olanağım verecek. Kayın biraderim yargıçlık yapacak, diye haykırmış. Ve hareması, evet, kesinlikle, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine büyük anne ona yarım dinar para ile boş bir porselen kase vermiş ve çarşıya yollamış. Hareması, bunun üzerine yola çıkmış ve dükkana ulaşınca, tatlıcıya, işte. Senin hazırladığın nar tatlısı ile evde hazırlanan arasında bir iddiaya girmiş bulunuyoruz. Bana bu tatlıdan yarım dinarlık tart. Aman ha, iyi hazırla ve tüm sanatını göster. Yoksa şimdiki gibi bir temiz dayak daha yerim. Seni temin ederim ki hala çok bitkinim." demiş. Bunu duyan Hasan Bedreddin gülmeye başlamış ve "Korkma." Şimdi hazırlayacağım tatlının eşini yapabilecek dünyada, annem hariç, kimse yoktur. Annemse şimdi uzak bir ülkededir, demiş. Sonra Bedreddin, kölenin getirdiği porselen kabı büyük bir dikkatle doldurmuş ve hazırladığı tatlıyı misk ve gül suyu serperek tamamlamış ve hareması kabı alarak çabucak çadıra doğru yol almış. Bunun üzerine Acip'in büyük annesi kabı almış ve hemencecik tadının derecesini anlamak üzere tatmış. Fakat daha dudağına de edirir de edirmez büyük bir çalık kopararak arka üstü düşmüş. Oğlu Hasan'ın elinin marifetini anlayıvermiş. Bunu gören vezir ve orada bulunanlar, şaşırıp kalmışlar ve büyük annenin yüzüne telaşla gül suları serpmişler. Ancak kadın bir saat baygın yattıktan sonra kendine gelebilmiş. Ve bu nar tatlısını yapan oğlum Hasan Bedreddin'den başkası olamaz. Bundan hiç kuşkum yok. Çünkü onu bu şekilde hazırlayan benden başkası yoktur, ben de sadece Hasan'a öğretmiştim, demiş. Bu sözleri duyan vezir sevincin ve yeğenini görmek için sabırsızlığın doruna ulaşmış ve Tanrı sonunda birleşmemize izin verdi, diye haykırmış. Ve hemen hizmetçilerini çağırıp bir tertip düşünerek, onlara, içinizden 20 kişi doğruca çarşıda Hasan Gül Basravi olarak tanınan tatlıcı Hasan'ın dükkanına gitsin. Ve dükkanın baştan aşağı yıksın, tatlıcıya gelince kolları sarığının tülbendiyle bağlansın. Ve zorla buraya, yanıma getirilsin. Ama en küçük bir zarar verilmeden. Haydi gidin bakalım, demiş. Bunun üzerine vezir hemen ata binmiş. Mısır Sultanı'nın yazdığı fermanı yanına alarak dar, Üsselam, A1, Efendisi Mısır Sultanı'nın Şam'daki temsilcisi olan malinin yanına gitmiş. Darüsselam'a ulaşınca vezir, Valiye Sultan'ın fermanını vermiş vali fermanı hemen alıp eğilerek saygıyla öpmüş ve hürmet alameti olarak başına götürmüş. Sonra ve iki yere dönerek emredin. Kimin tutuklanmasını istiyorsunuz, diye sormuş. Vezir, sadece çarşıdaki bir tatlıcının, diye yanıt vermiş. Vali de, bundan kolay şey yok, demiş ve güvenlikle görevli adamlarına gidip vezirin adamlarına yardım etmelerini emretmiş. Vezir, bunun üzerine, validen izin almış ve çadırlarına dönmüş. Hasan Bedreddin'e gelince, sopalar, baltalar ve kazmalarla silahlı bir kalabalığın dükkanına geldiklerini ve istila ettiklerini ve her şeyi parçalayıp tüm hamur işlerini yerlere dökerek dükkanı imha etmeye başladıklarını görmüş, sonra bu kalabalık, şaşkın Hasan'ı yakalayıp onu, bir tek sözcük söylemeye vakit bırakmadan, sangının tülbendiyle sımsıkı bağlamışlar. Ve şaşkın Hasan, kendi kendine Allah'ım. Bütün bunlar galiba nar tatlısı yüzünden başıma geldi. Kim bilir içinde ne buldular diye düşünmüş. Sonunda Hasan'ı konakladığı yerde vezirin karşısına çıkarmışlar. Hasan Bedreddin çok ağlamış ve "De efendim, ben ne suç işledim size karşı?" diye sormuş. Vezir de ona "Bu nar tatlısını sen hazırladın, değil mi?" diye sormuş. Bedreddin "Evet efendim." "Acaba bu tatlının içinde kafamın kesilmesini gerektirecek bir şey mi buldunuz?" diye yanıt vermiş. Vezir de sert bir şekilde kafanın kesilmesi mi? Ama bu çok hafif bir ceza olurdu. Daha kötüsü de olabilir. Hele bekle bakalım diye yanıt vermiş. Aslında vezir iki kadından kendisine bildiği gibi hareket olanağı tanımalarını istemişmiş ve de araştırmalarının sonucundan sadece Kahire'ye ulaştıklarında bilgi verecekmiş. Genç kölelerim yanına çağırarak onlara bizim devecilerden birini buraya çağırın ve bir de tahtadan sandık getirin, emrini vermiş. Köleler emre hemen uymuşlar. Daha sonra vezirin emri üzerine şaşkın Hasan'ı tutup sandığın içine sokmuşlar ve kapağını özenle kapatmışlar. Sonra sandığı deveye yüklemişler ve çadırları söküp yola koyulmuşlar. Gece oluncaya kadar yol alınmış. Bir şeyler yemek için bir yerde durulmuş, Hasan'ı da bir an için sandıktan çıkarmışlar, ona da yiyecek bir şeyler vermişler, sonra yeniden sandığa sokmuşlar ve yola devam etmişler. Zaman zaman duruluyor, Hasan'ı yeni bir soruşturma için tekrar kapamak üzere dışarı çıkarıyorlarmış. Vezir her seferinde sürüyormuş, nar tatlısını hazırlayan sendin, değil mi, diye. Ve şaşkın Hasan, evet, efendim, diye yanıt veriyor. Vezir de, bağlayın şu adamı ve yine sandığa koyun, diye haykırıyormuş. Kahire'ye gelinceye dek, yolculuğa bu şekilde devam edilmiş. Ama kente girmeden önce Zeydaniye mahallesinde durulmuş ve Vezir Hasan'ı yeniden sandıktan çıkartmış ve önüne getirtmiş. Ve de bana bir marangoz getirin, demiş. Marangoz gelince vezir, ona, bu adamın enine boyuna ölçüsünü al. Ve hemen boyuna uygun bir daracı hazırla. Ve bu daracım iki mandanın çektiği bir arabaya iyice tespit et, demiş. Hasan korkarak, efendim, bana ne yapacaksınız, diye sormuş. Vezir de seni direğe çivileyeceğim. Tüm halk görsün diye bu şekilde kente sokacağım." demiş. "Hasan, ama böylesine bir cezayı hak etmek için ne suç işledim ben?" diye haykırmış. Bunun üzerine Vezir Şemseddin, "Ona nar tatlısını hazırlarken gösterdiğin ihmal için. Ne yeterince baharat koymuş, ne de yeterince koku eklemişsin." demiş. Bu sözleri duyan Hasan Bedreddin yanaklarına vurmuş ve "Ya Allah!" Benim suçum bu, öyle mi? Yani bunun için mi, beni bu yol işkencesiyle cezalandırdın? Ve de ancak günde bir kez yiyecek verdin. Şimdi de daracına çivilemek istiyorsun, diye haykırmış. Vezir de ciddi ciddi, tabii ya, yeterince baharat koymadığından. Elbette, demiş. Bunu duyan Hasan Bedreddin, şaşkınlığın doruna ulaşmış ve ellerini göğe kaldırıp derin derin düşünmeye başlamış. Vezir ona, ne düşünüyorsun diye sormuş. O da pek önemli değil. Sadece en büyükleri olduğunda kuşku bulunmayan budalaları. Çünkü sen budalaların birincisi olmasaydın, bir nert tatlısında bir tutam baharat noksan diye bana böyle davranmazdın, demiş. Vezir de ona, sana bir daha bu suçu işlememeyi öğretmek gerekiyordu. Bunun başka yolu yoktu ki, demiş. Hasan Bedreddin de ona, ne olursa olsun senin bana karşı davranışın çok daha büyük bir suçtur. Ve desen, sen, ilkin kendini cezalandırmalısın, demiş. Bunu duyan vezir, ona söylenecek başka şey yok, seni daracı paklar, diye yanıt vermiş. Bu konuşma sırasında marangoz onların yanında ceza ağacını yontmayı sürdürüyor ve zaman zaman da Hasan'a kaçak bir bakış fırlatıyor. Sanki ona suçsuzmuş gibi davranıyorsun ha demek istiyormuş. Hal böyleyken gece bastırmış bunun üzerine Hasan'ı yeniden yakalayıp sandığa koymuşlar. Ve vezir ona, yarın asılacaksın, diye haykırmış. Sonra da Hasan'ın sandıkta uyumasına kadar, birkaç saat beklemiş. Sonra sandığı deve sırtına yükletmiş ve hareket emri vermiş kahredeki eve ulaşıncaya kadar böylece yol alınmış. Ve ancak o zaman vezir, kızına ve yengesine durumu açıklamak istemiş. Ve gerçekten kızı Sittül Hüsne, kızım, Tanrı'ya şükürler olsun ki, sonunda yeğenin Hasan Bedreddin'in bulunmasına izin verdi. Kendisi burada. Ayağa kalk kızım. Evin halı ve mobilyalarını yerli yerine koymaya ve gerdek odasını kesinlikle dün gecesindeki haline sokmaya büyük dikkat göster, demiş. Vesittül Hüsn, her ne kadar mutluluk ve heyecanın dorunda olsa da, hizmetçilere gerekli emirleri vermiş, onlar da hemen kalkıp işe koyulmuş ve meşaleleri yakmışlar. Vezir de onlara size hatırlamanız için yardım edeyim, demiş. Ve dolabını açmış, mobilyaların ve diğer tüm eşyaların isimlerini ve bunların odadaki yerlerini belirlediği listeyi çıkarmış. Ve bu listeyi onlara ağır ağır okumuş ve her şeyin ilk önceki yerine gereğince yerleştirilmesine göz kulak olmuş. Her şey o kadar güzel düzenlenmiş ki, en dikkatli bir gözlemci bile Sittül Hüsn ile Kambur Seyis'in dün gecesindeki görüntünün aynı olduğuna inanmazlık edemezmiş. Bunun izleyerek vezir, kendi elleriyle, Hasan Bedreddin'in giysilerini yerli yerine koymuş, sarığını iskemle üstüne, iç donulu dağınık yatağın üzerine, uşağını ve latasını divan üzerine ve bunların altına Yahudi'nin mektubu ile içinde bin altın olan keseyi ve de bal işlem görmüş beze sarılı mektubu da külah ile sarığın kumaşı arasına dikmeyi de ihmal etmemiş. Sonra da kızına tıpkı düğün gecesindeki gibi giyinmesini, gerdek odasına girmesini, yeğeni ve kocası olan Hasan Bedreddin'i kabule hazırlanması me, ve içeri girdiği zaman ona oh. Abdesthanede ne kadar çok kaldın. Allah aşkına. Eğer rahatsızsan niye bana söylemiyorsun? Ben senin malın ve kölen değil miyim demesini. Her ne kadar Sittül Hüsn bu tavsiyeye ihtiyaç duymasa da, ona, yeğenine karşı çok nazik davranmasını ve şairlerin sözleri ve güzel dizelerini zikretmeyi de unutmamasını öğütlemiş. Sonra vezir, bu mutlu günün tarihini tespit etmiş ve Hasan'ın sımsıkı bağlı olarak içine yerleştirildiği sandığın bulunduğu odaya doğru yönelmiş. Uyumaktayken onu sandıktan çıkartmış, bağlı olan bacaklarını çözdürmüş ve sırtında sadece ince bir gömlek ve başında takkeyle, tıpkı düğün gecesindeki haliyle bırakmış. Bunu yaptıktan sonra, gerdek odasının kapılarını açtırmış ve Hasan'ı kendi başına uyanmak üzere burada bırakarak aceleyle oradan ayrılmış. Ve Hasan Bedreddin hemencecik ayılmış ve bu olağanüstü aydınlanmış ve kendisine pek yabancı gelmeyen koridorda, adeta çıplak olarak bulunmasına şaşıp kalmış ve kendi kendine, dikkat et, oğlum. En derin uykularda mısın, sen, yoksa uyanık durumda mı, diye sormuş. İlk şaşkınlık anlarından sonra, ayağa kalkmış ve koridora açılan kapılardan birine doğru yönelmiş. Ve birdenbire nefesi kesilmiş, kendi onuruna ama kamburun aleyhine düzenlenen o ünlü şenliğin yapıldığı salonu olduğu gibi hatırlamış ve dipte, gerdek odasına açık olan kapıdan girilince iskemle üzerinde sarım, divan üzerinde de kumaş ve giysilerini görmüş. O zaman alnını ter bürümüş ve eliyle terini silmiş. Ve kendi kendine: "La, la, le uyanık mıyım ben, uyuyor muyum? Yoksa delirdim mi?" demiş. Bununla birlikte yürümeye başlamış ama bir ayağı ileri gidiyorsa öbürü geri geliyor ve ıslak alnındaki soğuk terleri boyna silerek pek ilerlemeye cesaret edemiyormuş. En sonunda ama aman Allah'ım. Tamam oğlum. Bu rüya falan değil. Ve sen haklısın bir sandığa kollan ayakları bağlı olarak kapatılmıştın. Yo bu asla bir rüya değil diye haykırmış. Ve bunu söyleyerek gerdek odasının kapısına gelmiş ve tedbirli bir şekilde kafasını uzatarak içerisini gözetlemiş ve hemen mavi ince ipekten cibinliğin içinde, sittül hüsnü tüm çıplak güzelliğinin içinde uzanmış, cibinliğin kenarını kaldırarak kendisine, sevgili kocacığım, abdesthanede ne kadar çok kaldın. Haydi, çabuk gel, çabuk, dediğini duymuş. Bu sözleri duyunca, zavallı Hasan, tıpkı haşhaş şütan ya da afyon tüttüren birisi gibi kahkahalar atmış ve uldar gibi, hu. i, hu, uh. ne şaşırtıcı, ne tutarsız bir rüya bu, demiş. Sonra yılanlı bir yerde yürür gibi, sonsuz bir dikkatle, bir eliyle gecelinin uçlarım kaldırarak ve bir kör ya da sarhoş gibi, öteki eliyle havayı yoklayarak yürümesini sürdürmüş, sonra, artık heyecan falan duymaksızın, halının üstüne oturmuş ve eliyle delice şaşkınlık işaretleri yaparak derin düşüncelere dalmış. Bununla birlikte orada hemen önünde bıraktığı haldeki kuşağını, basra işi sarığını, latasını ve altındaki keseyi görüyormuş. Ve yeniden Sittül Hüsn, yatağın içinden, ona, senin neyin var, sevgilim? Seni çok şaşkın ve biraz da titrek gibi görüyorum. Ah! Sen başlangıçta böyle değildin. Yoksa, olur ya, diyerek vesveseyle seslenmiş. Bunu duyan Bedreddin, hep oturduğu yerde ve alnı iki eli arasında, ağzını delice bir gülüşle açıp kapamaya başlamış, sonunda da, ha! Ha! sen bana başlangıçta böyle olmadığımı söylüyorsun, öyle mi? Hangi başlangıçta? Ve hangi gece? Allah aşkına. Ama benim yokluğumda seneler, seneler geçti. Ha! Ha demiş, bunun üzerine Sittül Hüsn, ona, sevgilim, sakin ol. Ben sana kollarımda geçirdiğin, koçbaşının benim gediğime 15 kez girdiği geceden söz ediyorum. Sevgilim sen de sadece hacetini görmek için abdesthaneye gitmek üzere yanımdan ayrılmıştın. Ve orada bir saatten fazla kaldın. Ah! Görüyorum ki, rahatsızsın. Öyleyse, gel de seni ısıtayım. Gel dostum, gel ciğer köşem, gel gözümün nuru, demiş. Akat Bedreddin, bir deli gibi gülmeyi sürdürmüş ve sonra, belki sen gerçeği söylüyorsun. Bununla birlikte herhalde abdesthanede uyuyup kalmış ve orada, o berbat rüyayı görmüş olacağım, demiş, sonra da, oh, evet. Çok berbat bir rüya. Düşün ki, ben Suriye'nin Şam kentinde, uzaklarda, bir aşçı ya da bir tatlıcı gibi bir şeymişim ve bu meslekte on yıl geçirmişim. Yine rüyamda kuşkusuz soylu bir genç çocuk ve bir harem ağası gördüm. Ve onlarla şu ve şu serüvenleri geçirdim. Diye eklemiş ve zavallı Hasan, terin alnını ıslattığını hissederek eliyle silmiş. Ama bunu yaparken eli alnındaki atılan taşın bıraktığı yara izine değmiş ve sıçrayarak, fakat hayır. İşte o çocuğun attığı taşın değdiği yerde kalan iz. Öyle şiddetle vurmuştu ki alnıma, unutulması mümkün değil. Demiş. Sonra bir an düşünüp, ama belki de hayır bu, gerçekten bir rüya olabilir. Belki de bu darbeyi, Siktül Hüsn, seninle o çılgın sevişme sırasında aldım, demiş. Sonra da sana rüyamın sonunu da anlatayım. Bu Şam kentine, bir sabah, nasıl olduğunu bilmiyorum, sadece bir gecelik ve beyaz bir takkeyle ulaştım. Kamburun takkesiyle. Ve ora halkı. Benden ne istediklerini pek bilmiyorum. Orada yiğit bir kişi olan bir tatlıcının mirasçısı oldum. Elbette. Bu bir rüya değildi. İçine yeterince baharat koymadığım bir nar tatlısı yapmıştım. Ve peki? Haydi bakalım. Bütün bunlar rüya mıydı? Hiç gerçek payı yok mu? Demiş. Bunu duyan Sittül Hüsn, sevgilim, gerçekten olağanüstü bir rüya görmüşsün. Lütfen tümünü bana anlat, demiş ve Hasan Bedreddin, arada bir durup ah çekerek, Sittül Hüsn'e, rüya veya gerçek, tüm öyküsünü baştan sona kadar anlatmış. Sonra da ve de asılmaktan kurtuldum, şayet uyanmasaydım, asıldım gittiydi. Ya da o sandığın içinde terleyip duruyordum, diye eklemiş. Ve Sittül Hüsn, ona ama seni neden asmak istesinler, diye sorunca, nar tatlısının içine yeteri baharat koymadım diye. Evet. İki Nil çektiği bir arabaya tespit edilen o daracı müthiş bir şeydi. Ama sonunda, Allah'a şükür, bunların hepsi bir rüyaymış, yoksa baştan aşağı yıkılan tatlıcı dükkanımın yok oluşu, bana çok üzüntü verirdi, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Sittül Hüsn, artık dayanamayarak yataktan fırlamış ve gelip Hasan Bedreddin'in boynuna atılmış, onu kucaklayarak ve öpüşlere boğarak bağrına basmış. Hasan ise kıpırdamaya korkuyormuş. Ve birdenbire yok. Yok. Bütün bunlar bir rüya değil. Allah'ım, ben neredeyim? Gerçek nerede diye haykırmış ve zavallı Hasan, tatlılıkla Sittül Hüsnün kollarında yatağa götürülerek, orada bitkin uzanmış ve ağır bir uykuya dalmış. Başucunda Sittül Hüsn ona bakıyor ve uykusunda zaman zaman, bu bir rüya, zaman zaman da hayır. Gerçek bu diye mırıldandığını işitiyormuş. Sabahla birlikte Hasan Bedreddin'in ruhu yeniden sakinleşmiş, uyanarak kendini Sittül Hüsnün kollarında bulmuş önünde de, yatağın ayak ucunda, ona selam veren amcası Vezir Şemseddin'i görmüş. Bedreddin, ona, benim dükkanımı harap ettikten sonra kollarımı bağlatan sen değil misin? Ve de bunlara neden olarak nar tatlısına bir parça fazla baharat koyduğumu söyleyen, demiş. Bunun üzerine Vezir Şemseddin, artık susmanın nedeni kalmadığını anlayarak, ona, yavrum, işte gerçek şu, sen benim yeğenim, rahmetli kardeşim Basra Veziri Nureddin'in oğlu Hasan Bedreddin'sin ve ben sana belli kanıtlarla kimliğinden emin olmak ve dün gecesinde kızımın yatağına girenin sen olduğuna kanaat getirmiş olmak için bütün o denemelerle acı çektirdim. Senin kaybolmandan sonra gizlemiş olduğum kanıtları, ardında bıraktığın evi ve mobilyaları, sonra sarım, kuşağını, keseni ve özellikle kesenin içindeki makbuzu ve sangında saklı baban Nureddin'in talimatını içeren mektubu tanıyarak beni inandırdın. Beni herhalde bağışlarsın çocuğum. Çünkü Basra'da doğduğun için seni hiç görmediğimden, bu yolla seni tanımaktan başka çarem yoktu. Ah! Çocuğum bütün bunlar kardeşim olan baban ile amcan olan benim aramda, daha başlangıçta ortaya çıkan, bir yanlış anlamadan doğdu diyerek, vezir de ona tüm öyküyü anlatmış ve ona, çocuğum, Basra'dan getirdiğim annene gelince, onu da, dün gecesinin ürünü olan oğlun Acip'i de göreceksin, demiş. Ve vezir onları bulmak için koşarak oradan ayrılmış ve ilk gelen acip olmuş, bu kez aşık tatlıcıya duyduğu korkudan sıyrılmış, korkusuzca babasının boynuna atılmış, Bedreddin'de, kıvanç içinde ona şu dizeleri okumuş, senin gidişinden sonra, ağlamaya başladım, uzun uzun ağladım, kepiklerimden taştı gözyaşlarını. Dilekte bulundum Tanrı'dan, ayrılık acısıyla üzgün aşıkları birleştirsin diye. Dudaklarımda bir koz daha asla eski ayrılıktan dem vuran sözler olmasın diye. Mutluluk üzerime saldırıyor, bütün şiddetiyle. Öyle bir mutluluğa gömülüyorum ki, kendime karşın, gözlerimden yaşlar dökülüyor. Talih daima benim düşmanım olmaya yemin etmiş bir kez ve de dertlerime neden olmaya. Ve ben, ey baht! Ey zaman! Senin yeminini kıracağım. Dine aykırı olsa da. Mutluluk vaadini tutuyor ve borçlarını ödüyor. Ye dostum bana geri geldi. Öyleyse sen, sana mutluluğu getirene doğru ilerle ve ona hizmet etmek için giysinin uçlarını kaldır. Bunları okumayı bitirir bitirmez Acip'in büyük annesi, Bedreddin'in de kendi annesi, hıçkırarak içeri girmiş ve neredeyse sevinçten bayılırcasına oğlunun kollarına atılmış. Ve seller halinde gözyaşları döküldükten sonra, birbirlerine, karşılıklı olarak dertlerini ve acılarını ve tüm çektiklerini anlatmışlar. Sonra da hepsi birden, sonunda sağ salim onları birbirine kavuşturan Tanrı'ya şükretmişler, ve mutluluk içinde, tam bir saadeti tadarak ve sevinçlere gark olarak yaşamaya başlamışlar. Uzun süren ömürleri boyunca, hepsi ay ve yıldızlar kadar güzel pek çok çocuk sahibi olmuşlar. Ve ey bahtı güzel şahım, demiş Şehrazat Şehriyar'a, Vezir Caferül Barmaki'nin, Bağdat kentinde, Emirül Mümin'in Halife Harun Reşit'e anlattığı öykü işte böyle sonuçlanıyor. Evet. Vezir Şemseddin'in, kardeşi Vezir Nureddin'in ve de Nureddin'in oğlu Hasan Bedreddin'in serüvenleri böyle işte. Halife Harun Reşit, öykü bitince, vallahi, bütün bu anlatılanlar çok şaşıtıcı ve hayranlık uyandırıcı, demiş. Ve memnunluğu içinde, sadece Veziri Kafer'in kölesi Reyhan'ı bağışlamakla kalmamış, üç elmalar öyküsündeki karısını kesen genci dost olarak kabul etmiş ve haksız yere kurban ettiği karısının kaybından duyduğu üzüntüyü avutmak için kariye olarak, haremindeki en güzel cariyelerden birini ona armağan etmiş. Ona yüksek bir maaş ve de sofrasındaki sürekli dostu ve meclislerinin nedimi olarak gönül bağlamış. Sonra da sarayın katiplerine bu olağanüstü öyküyü en güzel yazılarıyla kaleme almalarını ve çocuklarının çocuklarına kalacak ve ders oluşturacak şekilde arşiv dolabında itinayla saklanmasını emretmiş. Fakat deyip ince ve ağırbaşlı şehrazat, Hint ve Çin ülkelerinin hükümdarı şehriyara seslenerek sözünü sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım. Eğer yorulmadıysan sana anlatmak üzere sakladığım öykünün bu öyküden daha hayranlık uyandırıcı olmadığından hiç korkma. Şah Şehriyar da ona "Nedir bu öykü?" diye sormuş. Şehrazat da "Bu öykü şimdiye kadar anlattıklarımdan çok daha hayranlık uyandırıcı." diye yanıt vermiş. Şehriyar "Peki adı ne?" diye sorunca yanıtlamış. "Bu Terzi Kambur Yahudi" Hristiyan ve Bağdatlı berber öyküsüdür ve Şah Şehriyar, elbette, anlatabilirsin. Diye izin vermiş. Terzi ile Kambur'un öyküsü bunun üzerine Şehrazat Şah'a demiş ki, Ey bahtı güzel Şah, işittim ki, eski zamanlarda ve geçmiş çağlar ve yüzyıllarda, Çin'in bir kentinde, halinden memnun, mutlu bir terzi yaşarmış. Bu adam eğlenmeyi ve hoşça vakit geçirmeyi severmiş ve zaman zaman karısıyla dışarı çıkıp dolaşmayı, sokakların ve bahçelerin temaşasıyla gözlerini hoş tutmayı idet edinmiş imiş. Böylece bir gün, bütün günü karısıyla dışarıda geçirip de akşam eve dönerlerken yollarının üzerinde, görünüşüyle tüm kederleri dağıtacak, en üzgün kişiyi bile güldürüp tüm dert ve üzüntüleri yok edecek tuhaflıkta bir kambur görmüşler. Terzi ve eşi hemen kambura yaklaşmışlar, onun konuşmalarından öylesine keyiflenmişler ki, onu evlerine davet etmişler. Hambur da bu davete hemen olumlu yanıt vermiş ve onlarla birlikte eve girmiş. Terzi, dükkanlar kapanmadan önce alışveriş yapmak, ve misafirini bu yoldan onurlandırmak için çarşıya gitmek üzere kamburun yanından bir süre ayrılmış. Kızarmış balık, taze ekmek ve tatlı olarak da büyük bir parça helva satın aldıktan sonra eve dönüp bütün aldıklarını kamburun önüne koymuş sonra hep birlikte yemeğe oturmuşlar. Neşe içinde yemeği sürdürürlerken, Terzi'nin karısı eline büyüyecek bir parça balık almış ve bütünüyle kamburun ağzına tıkmış, ağzından lokmayı atmaması için de eliyle ağzını kapatmış ve ona vallahi. Bu lokmayı bir yutuşta ve duraksamadan yutman gerek. Yoksa elimi çekmem, demiş. Bunu duyan kambur büyük bir gayret göstermiş, sonunda da lokmayı yutmuş. Ne yazık ki, bahtında yazılı olacak, lokmanın içinde iri bir kılçık varmış, lokmayı acele yutarken, bu kılçık boğazına saplanıp kamburu o anda öldürüvermiş. Anlasının burasında vezirin kızı Şehrazat, sabahın yaklaşmakta olduğunu görmüş ve adet olduğu üzere, Şah Şehriyar'ın kendisine vermiş olduğu izni kötüye kullanmış olmamak için öyküyü daha fazla uzatmak istememiş ve susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi genç Dünyazat, ona ablacığım, konuşman ne kadar kibar, tatlı, zevkli ve temiz, demiş. Ablası da, şayet asil şahımız lütfeder de bir gece daha sağ kalırsam, yarın gece öykünün devamı olarak anlatacaklarımı duyunca acaba ne yapacaksın, demiş. Şah şehriyar da içinden, vallahi. Bu acayip öykünün sonunu öğrenmedikçe onu öldürtmeyeceğim, demiş. Sonra Şah Şehriyar, Şehrazat'ı kollarını almış ve ikisi, geceyi sabah oluncaya kadar birbirinin koynunda geçirmişler. Sonra da şah kalkmış ve divana gitmiş. Onu izleyerek vezir ve emirler ile mabeyinciler ve muhafızlar da salona girmişler ve divan insanla dolmuş. Şah adalet dağıtmış, işleri düzenlemiş ve kimilerini tayin, kimilerini de azletmekle meşgul olmuş. Askıda kalan davaları görmüş. Böylece bütün gün uğraş vermiş. Divan çalışmaları bitince şah sarayına çekilmiş ve gidip Şehrazat'ı bulmuş.